Değerli öğrenciler merhaba, ben Şuayi Papyus. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Gezi Yazısı Seyahatname'nin soru çözümünü yapacağız. Önceki videomuzda konu anlatım videomuzu yapmıştık. Son videomuz olan soru çözümünü yapacağız. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuz Gezi yazıları nokta nokta nokta. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmaz? A. Gazete etrafında gelişen metinlerdendir. Kalsın bu. B. Öznel bakış açısı olacak. Öznel bakış açısıyla yazılabilir. C. Öğretici metin türleri içerisinde yer alır. D. Birinci kişi anlatımıyla yapılır. E. Kanıtlama kaygısıyla oluşturulmaz. Sondan başlayalım. Kanıtlama kaygısıyla oluşturulmaz. Evet, bu bir öğretici metin ama kanıtlama amacı söz konusu. Yani bir makale gibi kanıtlama zorunluluğu yok. Evet, gerçekleri anlatmalıdır. Ancak kanıtlama zorunluluğu yok. Birinci kişi anlatımı vardır. Evet, ben ön plandadır. Öğretici metin türleri içerisinde yer alır. Evet, öğretici metinlerdendir. Öğretici metinleri ikiye ayırıyoruz. Gazete çevresine gelişenler, bir de kişisel hayatı konu edinen metinler. Öğretici metinlerdendir ve kişisel hayatı konu edinen metinlerdendir. Öznel bakış açısıyla yazılabilir. Evet, kişi kendi ifadelerini, kendi öznel bakış açısını kullanır. Gazete etrafında gelişen metinlerden değildir. Deneme, makale gibi tür, ya sohbet gibi türler gazete etrafında geliştir. Anı, günlük, gezi yazılarıysa kişisel hayata konu edinen metinlerdendir. Cevabımız A'da. İkinci sorumuz. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisine gezi yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Bakalım. 1. Kişisel yaşamı konu alır. Evet, öğretici metinlerden kişisel yaşamı konu edinen metinlerdendir. 2. Bakın, kişisel yaşamı konu edinen kişinin sadece kendi hayatını anlatması değildir. Kişinin gezip gördüğü yerleri anlatmasıdır, doğrudur. 2. Betimleyici anlatım sıkça kullanılır. Evet, gezide görülen yerlerle ilgili izlenimlerini aktarırsın. 3. Görsel unsurlarla desteklenebilir. Evet, fotoğraf, video, kamera gibi unsurlarla desteklenebilir. 4. Öznel anlatıma yer verilmez. Yanlıştır. Öznel anlatıma yer verilir. 5. Anlatıcı yazarın kendisidir. Evet, anlatıcı yazarın kendisidir. Başka bir anlatıcı yoktur. Cevabımız diğer. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk gezi yazısı örneği kabul edilmektedir? Seyahatname Evliya Çelebi'nindir. En ünlüsüdür ama ilk gezi yazısı değildir. Kitab-ı Bahriye Piri Reis'indir. O da gezi yazısıdır ancak ilk örneği değildir. Harname Şeyhi'nindir. Bir mesnevidir. Şikayetname yine bir mesnevidir. Mektup tarzında yazılmış. İlk mektup olarak kabul edilir. Fuzuli'nindir. Yanlıştır. Miratü'l-Memalik ise Seydi Ali Reis'in ilk gezi yazısıdır. Cevabımız C. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yukarıda verilmemiştir? Anadolu Notları, Frankfurt Seyahatnamesi, Hac Yolunda, Bizim Hakkımız. Şimdi Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin. Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim. Hac Yolunda Cenap Şahabettin, ismini yanlış yazmışlar. Bizim Akdeniz Fali Rıfkı Atay'ındır. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevelan adlı ya da Seyyadane Bir Cevelan, o da başka bir gezi yazısıdır. Cevabımız Diyarbakır. Ahmet Mithat Efendi'nin eseri verilmemiştir. Gezi yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yazarın izlenimlerini içerir. Evet, yazarın kişisel izlenimlerini içerir. B. Niteleyici sözcükler sıkça kullanılır. Evet, betimleyici ifadeler ya da niteleyici ifadeler, yani sıfatlar orayı anlatmak için belirli niteleyici ifadeler kullanılır. C. Gezilen yerin birçok özelliği anlatılabilir. Evet, onun tarihi, coğrafyası, ekonomisi, sosyo-kültürel yapısı anlatılabilir. D. Gazete çevresine gelişen düşünce metinlerindendir. Yanlıştır. Gazete çevresine gelişen metinlerden değildir. Kişisel hayatı konu edinen metinlerdendir. Gazete çevresine gelişen düşünce metinleri makale, deneme gibi metinlerdir. Edebiyatımızdaki geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Evet, 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Cevabımız Diyarbakır. Yukarıda tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Gezilip görülen yerlerin çeşitli özellikleriyle anlatıldığı yazı türüdür.
Seyahatname olarak da bilinir. Dünyanın farklı coğrafyalarını tanıtan bir türdür. Bu türde özellikle betimleyici anlatım biçimi kullanılır. Bu yazı türü coğrafya, tarih, sosyoloji bakımından önemli bilgiler sunar. Bahsedilen yazı türü gezi yazısıdır. Cevabımız yer. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten belli ancak bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Burada neredeyse 5-6 tane özellik verilmiş gezi yazısı. O yüzden bu tarz soruları koyuyoruz. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? 1. Gezi yazısında verilen bilgiler doğru ve gerçek olmalıdır. Evet, bilgiler doğru olmalıdır, gerçek olmalıdır. Yani diyelim ki bir türbeyi gezdin. Türbe işte Hacı Ahmet'in, sen Hacı Mehmet olarak veremezsin ya da tarihini yanlış veremezsin. Doğru bilgiler vermek zorundasın. Yani oradaki beğenini anlatabilirsin. Bunu beğendim, beğenmedim. Bu olabilir ancak doğru bilgi vermek zorundasın. 2. Gezi yazılarında örnekler verilmeli ve karşılaştırmalar yapılmalıdır. Evet, orayla başka yerleri karşılaştırabilirsin. 3. Gezi yazılarında açık ve duru bir anlatım benimsenmelidir. Evet, öğretme amacı olduğu için açık ve duru bir anlatım olmalıdır. 4. Gezi yazılarında ilginç ve özgün bilgiler paylaşılmalıdır. Evet, her bilgi değil, merak uyandıracak ilginç ve özgün bilgiler paylaşılmalıdır. 5. Gezi yazılarında bilimsel ve teknik terimlere ağırlık verilmelidir. Evet, öğretici metinler ancak bilimsel ve teknik terimlere ağırlık vermek gerekmez. Cevabımız Edirne. Bir gezi yazısından geçen yukarıdaki parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Makinenin tekneyin dokunduğu yer, çölün ortasında bile olsa yepyeni bir uygarlığı fışkırtı veriyor. Kırıkkale işte böyle, bozkırın ortasında baca, fabrika, asfalt, geometri, boyalı evler, sağlam tavan, iş gömleği giyen alın terli insan demektir. Kırıkkale bana kopmuş bir film parçasının sarı bakkal kağıdına yapıştırılması etkisini yaptı. Kırıkkale başlı başına minnacık bir fabrika yuvasıdır. A. Niteleyici kelimelere yer vermiştir. Mesela minnacık bir fabrika, mesela sarı bakkal, mesela sağlam tavan, boyalı ev, alın terli insan gibi ifadeler niteleyici ifade. Yani sıfat arıyoruz bir nevi. İzlenimler paylaşmıştır. Evet, Kırıkkale ile ilgili izlenimlerini vermiştir bize. Tanık göstermeye başvurmuştur. Herhangi bir kişiden bahsetmedi yani ya da herhangi bir kişinin görüşünden bahsetmedi. D. Sade bir dil kullanmıştır. Evet, verdiği bütün kelimeleri anlayabiliyoruz. Sade bir dil kullanmıştır. Pekiştirmeli kelime vardır. Yepyeni bir uygarlık diyor. Yepyeni burada bir pekiştirmeli kelimedir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Gezi yazılarında özellikle aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılır? A. Emredici anlatım. B. Fantastik anlatım. C. Gelecekten söz eden anlatım. D. Tartışmacı anlatım. E. Betimleyici anlatım. Gezi yazıları bir yeri gezip görüyorsun. Orayla ilgili izlenimlerini anlatıyorsun. Bu yüzden betimleyici anlatım ağır basmaktadır. Cevabımız Edirne. Bu parçada tanıtılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda yazılmış bir gezi kitabı olan Seyahatname 10 ciltten oluşur. Yazar gezip gördüğü yerleri kendi üslubuyla anlatmaktadır. Anlattıklarını renklendirmek için uydurma, garip, aklın alamayacağı olaylara da yer vermiştir. Bahsedilen eser Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesidir. Mesela bir örnek vereyim size. Evliya Çelebi Erzurum'daki soğuğu anlatmak için şöyle bir ifade kullanır. İşte o kadar soğuk ki kediler damdan dama atlarken, yani eğer su dökersen kedilere damdan dama atlarken kediler havada donabiliyor. Tabii bu abartmalı uydurma ifadeler de olabilir. Evliya Çelebi gerçekten önemli bir gezi yazısı bırakmıştır. Cevabımız C. Aşağıdaki gezi yazısı sanatçı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Times kıyıları Fali Rıfkı Atay. Evet, Times kıyıları Fali Rıfkı Atay'a ait. B. Miratül Memalik Piri Reis yanlıştır. Miratül Memalik Seydi Ali Reis'indir ki ilk gezi yazımızdır. Piri Reis'in ise kitabı Bahriye adlı eseri vardır. C. Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin doğrudur.
D. Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim doğrudur. E. Hac yolunda Cenab-ı Şahabettin doğrudur. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisinde gezi yazısı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? A. Yaşananların anlatılması yönünden anıyla ortaktır. Evet, yaşananları anlatır hem anı hem gezi yazısı. B. Edebiyatımızda Tanzimat'tan önce de görülen bir türdür. Evet, Tanzimat'tan önce seyahatname olarak adlandırılıyordu. Doğrudur. C. Divan edebiyatındaki seyahatnameler bu türü karşılar. Doğrudur. Az önce söyledik. D. Yazar mutlaka yaşadığı ülkenin dışını anlatmalıdır. Yanlıştır. Böyle bir kural söz konusu değildir. E. Anlatılanların edebi dille verilmesi yazıyı çekici kılar. Evet. Edebi dille verilmesi yazıyı çekici, etkileyici kılar. Cevabımız diğer. Gezi yazılarında ifadelerden hangileri yanlıştır? 1. Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım başta olmak üzere tüm anlatım türleri kullanılabilir. Doğrudur. 2. Görsel unsurlardan yararlanılabilir. Evet, fotoğraf, resim, videodan yararlanabilir. 3. Bilimsel bir dil ve anlatımla oluşturulmalıdır. Yanlıştır. Bilimsel bir dile gerek yoktur. Cevabımız C. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Venedikli nokta nokta Yakın Doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayan uzun bir yolculuğa çıkmış ve bu yolculuğunda gezip gördüğü yerleri anlatan bir eser yazmıştır. Birçok dile çevrilen bu eser gezi edebiyatının ilk klasik örnekleridir. Venedikli yazarımız Marco Polo'dur. Devam edelim. Arap gezgin nokta nokta da Mavera Ünnehir, Harezm bu Orta Asya'da. Horasan Anadolu'yu dolaşarak oralarda yaşayan Türklerin birçok özelliğini anlatan bir kitap yazmıştır. Arap gezgin olarak da İbn Battuta geçmektedir. Cevabımız C. Aynı yerleri gezip gören kişilerin gezi yazıları birbirinden farklı göstermektedir. Burada yazarın özellikleri hangileri etkilidir? Bir odak noktası, evet etkilidir. Kişi oran tarihine mi yönelmiş daha çok? Sosyolojisine mi, edebiyatına mı, yani kültürüne mi, ona bakılabilir. Yani odak noktası önemlidir. Mesela günümüzdeki gezginlere ya da programlara baktığınız zaman genelde odak noktaları yemek kültürüdür. Yemeklere ya da düğünlere, şarkılara daha fazla önem veriyorlar. İki, kültürü. Evet, kişinin kültürü de önemlidir. Yazarın kültürü de önemlidir. Aynı zamanda bilgi birikimi de önemlidir. Gezi yazılarından birbirinden farklı olmasında. Cevabımız Edirne. Numaralanmış türlerden hangileri gezi yazısıyla ilişkilendirilmez? Bir seyahatname, evet gezi yazıları seyahatnamedir. İki menakıbname, menakıbname evliya ya da böyle din adamlarının başından geçen olaylardır. Bununla ilişkilendirilemez. Bunu alacağız. 3. Seferatnameler, evet seferatnameler de gezi yazısı kapsamına girer. Elçilerin yani sefirlerin başka ülkeleri gezip görüp rapor vermesi seferatnameleri oluşturmuş. O da gezi yazısının bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıyafetnameler de yine alamayacağımız bir türdür. Kıyafetnameler de bir kişinin yüz hatlarından onun kişiliğinin nasıl olduğu ile ilgili divan edebiyatındaki bir türdür. Yani gezi yazısıyla ilişkilendirilemeyecek olanlar menakıbname ve kıyafetnamedir. Yani 2 ve 4. Cevabımız diğer. Numaralanmış bilgilerden hangisi Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri için yanlıştır? 1. Tek ciltten oluşur. Yanlıştır. Tek ciltten değil, 10 ciltten oluşmaktadır. 2. Yer yer abartılar vardır. Evet, abartılar, uydurmalar vardır. 3. Bir gezi kitabıdır. Doğrudur. 4. Deyimlere çokça yer verilmiştir. Doğrudur. 5. 17. yüzyılda yazılmıştır. Doğrudur. Cevabımız A 1 olacak. Yani tek ciltten değil, 10 ciltten oluşmaktadır. Türk edebiyatına batılı anlamda gezi yazısı örnekleri ilk defa aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Evet, daha önce de gezi yazısı vardır. Ancak batılı anlamda ilk gezi yazıları Batı edebiyatına başladığımız dönem olan
Tanzimat Edebiyatı'nda verilmiştir. Cevabımız Bursa. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gezi yazılarında gezilen yerlerle ilgili gözlemler anlatılır. Nokta nokta türünde ise dikkat dışarıda değil, içeridedir. Yani kişi yaşadıklarını ve tanık olduğu durumları anlatır. Şimdi kişinin yaşadıklarını ve tanık olduğu durumları anlattığı tür, önceki videolarımızda anlattığımız anıdır. Cevabımız Bursa. Kişi kendi benliği aynı zamanda çevresini tanık olduğu olayları da anlatır. Cevap Bursa. Sürgüne gönderildiği Keşan'daki ve İstanbul'a dönüş yolundaki izlenimlerini Mihnet Keşan adlı eserinde anlatan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Mihnet Keşan bir mesnevidir. Mesnevi tarzında yazılmış bir gezi yazısıdır. A. Keçezade İzzet Molla, B. Süleyman Çelebi, C. Evliya Çelebi, D. Fuzuli, E. Bakı. Burada iki kişinin gezi yazısı vardır. Keçezade İzzet Molla'nın eseridir bu eser. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesi var. Süleyman Çelebi Mevlid'i yazan kişidir. Cevabımız Adana. Gezi yazısı özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Bir izlenim oluşturma, evet insanlarda bir izlenim oluşturma amacı vardır. İki merak uyandırma, evet merak uyandırma anlayışı vardır. Üç hayal ürünü olma yanlıştır. Hayal ürünü değil, gerçektir. Bunlar cevabımız Bursa. Üç yani. Numaralanmış cümlelerin hangisi de gezi yazılarının tarihi gelişimiyle ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bir. Gezi yazılarının en önemlileri M.Ö. Yunan Edebiyatı'nda verilmiştir. Doğrudur. İlk örnekleri yani ilk önemli örnekleri olarak görülebilir onlar. 2. Herodot, Marco Polo, İbni Batuta bu türün ilk örneklerini veren gezginler arasında yer alır. Doğrudur. 3. Tanzimat döneminde Seydi Ali Reis'in yazdığı Miratül Memalik Edebiyatımızda gezi yazısı özelliği taşıyan ilk eserdir. Evet Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik ilk gezi yazısıdır ancak Tanzimat döneminde değil. Divan Edebiyatı döneminde verilmiştir. 4. Tanzimat dönemi yazarlarının kaleme aldığı yazılar daha çok Avrupa ile ilgilidir. Doğrudur. Mesela Avrupa'da bir Cevelan, Seyahat Jurnali bunlara baktığımız zaman daha çok Avrupa ile ilgilidir. 5. Cumhuriyet dönemi yazarları tarafından gezi yazısı çok sevilmiş, başarılı pek çok eser verilmiştir. Evet bunları zaten önceki videolarımızda verdik. Fahri Rıfkı Atay'ın, İsmail Habib Sevi'nin, Şukuf ve Nihal'in önemli eserleri var. Cevabımız 3 olacak yani C. Numaralanmış cümlelerin hangisi de gezi yazısının tarihi gelişimiyle ilgili yanlışlık yapılmıştır? 1. Gezi yazıları edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle batıdan girmiştir. Yanlıştır. Gezi yazıları daha önce edebiyatımızda vardı. 2. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bu türün ilk örneği oluşturmaktadır. Bir dakika. Bu maddede yanlış ilk örneği Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. İlk maddede yanlıştı. Gezi yazıları edebiyatımızda Tanzimat dönemiyle Batı'dan girmiştir. Daha önce de seyahatnameler vardı. Batılı anlamda gezi yazısı evet Tanzimat döneminde girmiştir. Herhalde batılı anlamda gezi yazısını kastetmiştir. Yani şu anki haliyle iki maddede yanlış. 3. 28 Mehmet Çelebi tarafından yazılan Paris Seferatnamesi de gezi yazısı özelliği taşımaktadır. Evet, seferatnameler de gezi yazısı özelliği taşır. 4. Tanzimat döneminden sonra sanatçılar özellikle Avrupa'yı anlatan gezi yazıları önem vermişlerdir. Doğrudur. 5. İnsanların başka ülkelere duyduğu merak çok eski dönemlerden beri yazarları gezi yazısı yazmaya yöneltmiştir. Doğrudur. Cevabımız A ve B. Aşağıdaki yapılardan hangisi Osmanlı döneminde yazılmış gezi yazısına örnek oluşturamaz? A. Kitab-ı Bahriye Piri Reis'in eseridir. Bir gezi yazısıdır ve Osmanlı döneminde yazılmıştır. Ki bunların hepsi Osmanlı döneminde yazılmıştır. Cihannüma Katip Çelebi'nindir. Yine bir gezi yazısıdır. Şikayetname Fuzuli'nindir. Bu bir mektuptur. Gezi yazısı değildir. Miratül Memalik Seydi Ali Reis'indir. Gezi yazısıdır. Seyahatname Evliya Çelebi'nindir. Bu da gezi yazısıdır. Cevabımız C. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Bu yazarın yaptığı gezilerde gördüklerini, aslında bir yazarın olması lazım, okurları için ilgi çekici bulduğu yönlerini özenli bir anlatımla yansıttığı yazılara nokta nokta denir. Gezdiği yerleri kaleme alan kişiye nokta nokta ya da nokta nokta denir. Gezden yerleri anlatan eserlere gezi yazısı diyoruz. Aynı zamanda gezdiği yerleri kaleme alan kişiye de gezgin ya da seyyah diyoruz. Gezici demiyoruz. Cevabımız Diyarbakır. Evet gençler, sorularımız bitti. 9. şey 10. sınıf 9. üniteyi de bitirdik. Yani bu seneki konuları bitirdik. Allah'ın izniyle bu korona günlerinde size yardımcı olmaya çalıştık. Bir sonraki videoyu çekmeyi düşünüyorum. Aslında bir genel tekrar, baştan bir genel tekrar soru çözümü yapmayı, deneme tarzında bir soru çözümü yapmayı düşünüyorum. İzlenmeye göre duruma bakacağız. Büyük ihtimalle bir hafta ya da 10 gün içinde onları dağıtarım. Şu an ayın 31'i, 31 Mayıs 2020. İnşallah sağlıkla kalırsınız. İnşallah ülkemiz, dünya sağlık içinde kalır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum size.